dedim. Aynen böyle dedi. Başka? Başka bir şey yok. Bu kadar işte. Yani benden hoşlanıyor. Evet. Ay ay Ayşegül, kalbime bak nasıl atıyor. Tamam tamam. Sakin ol, sakin ol, sakin ol. Ayşegül, sence bana çıkma teklif eder mi? Ya aslında Murat ne bileyim biraz değişik bir çocuk. Yani dışa dönük gibi görünüyor ama bu konularda biraz tutuk sanki. Baksana Selim'e bile doğru düzgün açılamamış. Olsun, ne fark eder ki? Yani madem benden hoşlanıyor demek ki iş bana düşüyor değil mi? Ne? Sakın 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 saçmalama, sakın öyle bir şey yapma. Ay niye canım, ilk adım erkek atar diye bir kural var değil mi ama? Ay hadi Ayşegül'cüm içeri girelim. Prova başlamadan Murat'ımı göreyim. Ay bu kız kaçık, yemin ediyorum kaçık kaçık. Romeo, sana karşı katlandığım sevgi şu sözlerden başkasını bulamıyor senin için. Sen alçağın tekisin. Tibat, seni sevmemi gerektiren şey alıkoyuyor beni böyle bir selama gereken karşılığı vermekten. Alçak değilim ben. Hadi yoluna uğurlar olsun. Sen beni hiç mi hiç tanımıyorsun? Hey çocuk, mazur gösteremez bana ettiğin hakaretleri bunlar. Onun için dön ve çek kılıcını. Bir şey sorabilir miyim? Siz ne yapıyorsunuz? Arkasına baktığında bizi görmek istiyormuş. Biz de peşinden gidiyoruz. Hem niye soruyorsun ki? Kendini mafya sanıyor. Çocuklar konsantrasyonumu bozmayın. İyi ki Tuğçe'den bir laf duydun. Sakin ol, boş ver. Bazen çok sinir oluyorum. Boş ver abi, işte bu da böyle bir adam. Selim, Ayşegül gelene kadar birlikte çalışalım mı? Ha? Ah, geldiler. Herkese merhaba. Merhaba. Barışmışlar. Öpeceğim. Ay saçım. İşte oldu. Sağ ol. Murat. Müdür Dilaver gelmeden biraz konuşalım mı? Olur, ne hakkında? Gelmişler, gelmişler. Otur. Evet. Demek hepiniz Shakespeare çalışmaya karar verdiniz yavrum, öyle mi? Bende de şans olsaydı. Arada konuşuruz, olur mu? Olur, tamam. Tamam. Montekülerden biri sese bakılırsa. Çocuk, bana kılıcımı getir. Oğlum kılıcımı çok dinlesene beni Naci. Bir maske suratına ve hangi cüretle gelmiş alay etmeye eğlencemizle? Soyumun adı üzerine and içerim ki günah olmaz gebertmek bu herifi. Bak amca, düşmanımız Montekülerden biridir. Ne amcası? Nispet vermek için gelmiş serseri ve küçümseyecek bizim eğlencemizi. Adi Romeo. Oh, çok güzel çocuklar, tamam. Hadi bir 10 dakika ara verelim, sonra baştan başlayacağız. Hadi yavrum. Oh be! Aşk olsun Tuğçe. Bu kadar mı yoruldun? Bu kadar mı mutsuzsun burada? Kızım istemiyorsan çık, çalışma. Ya hocam sıkılmadım da dünden beri aynı replikleri söyleyip duruyoruz. Tabii bay geliyor bir saatten sonra. Tuğçe, sen hayatında tiyatroya gittin mi? Herhalde gitmedin. Yavrum, aranızda tiyatroya giden var mı? Çok güzel. Konca, sen ne izledin? Hadır pardon, sen Hürmüz'ü oynamıştın değil mi? Onu biliyorsundur. Peki bir dakika. Murat, sen ne izledin? Hocam, bizim eserin yazarı Shakespeare, Hamlet. Aferin. Selim, sen? Ben babamla Elektra diye bir oyunu izlemiştim. Elektrik demek istedi galiba. Elektra. Klasik bir Yunan oyunuymuş galiba. Aferin. Eseri tanıyarak gitmişsin tiyatroya. Bravo yavrum. Sen? Ben de gittim. Kıra gittim. Sonra Amadeus'a gittim. Çok güzellerdi, bayıldım. Onun dışında da Murtaza var. Bir de Semaver Bey Kumpanya'ya gittim. Herkese tavsiye ederim. Ya bu kadar, daha fazla saymayayım. Ben? Ben, ayıptır söylemesi, Lüküs Hayat'a gitmiştim. Hatta çok güzel bir şarkısı vardı. Sen o şarkıyı çok seversin Tuğçe. Nasıl bakayım? Lüküs Hayat, oh ne rahat. Yan gel de yat, keyfine bak. Ne ömür şey, oh ne rahat. Yoktur eşin lüküs hayat. Oley! Ha ha ha, aman ne komik. Tamam tamam, abartmayın yeter. Cılmayın, cılmayın. Hadi gidin bir 10 dakika hava alın, sonra başlayacağız hadi. Ben geliyorum. Bence artık zamanı geldi. Müzik.
Oturalım mı? Tamam. Müdür Dilaver 10 dakika dedi, değil mi? Evet. İyi, birkaç dakikamız daha var o zaman. Evet, var. Murat. Senin hakkında ne düşündüğümü biliyor musun? Tam olarak bilmiyorum. Galiba. Ya bazen çok iticisin. Yani çok abartarak gülüyorsun. Yani duygusal bir adam mısın? Yoksa böyle hafif bir şey misin? Ya bazen gerçekten anlayamıyorum. Beni buraya bunları söylemek için mi çağırdın? Ya bir müsaade eder misin? Hayır tabii ki. Biraz dinle. Evet, evet, dinliyorum. Yani bazen çok yapmacık oluyorsun. Ya üzülmen gereken yerde gerçekten üzülüyormuş gibi durmuyorsun mesela. Ya da neşeliyken çok abartıyorsun. Ve ben senden artık seninle oturmayacağım. Hayır yani Ceren'cim, fırsatını bulmuşken söyleyeyim dedim. Ayşegül'le barışmışsın. Yani sıra arkadaşlığımız bitti canım. Bitti mi? Ay evet, bitti diyorum ya. Hayır canım, söyleyeceklerim bitti mi? Evet. O zaman güle güle. Aa, romantizm. Benden sana bir tavsiye canım. Kafanda şu çocuksu şeyler varken bence birazcık şansın yok. Evet, seni dinliyorum. Ben senden nefret ediyorum mu diyeceksin. Dede rahatla gidelim. Ay hayır canım, tabii yani. Yok canım. Yani benim sana söyleyeceğim şey, bütün bunlara rağmen ben senden çok, işte çok, çok hoşlanıyorum. Hey çocuklar, gelin gelin, mola bitti. Hadi. Hadi gidelim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.